Eserin adı Baştan Çıkarıcının Günlüğü. Eserin yazarı Søren Kierkegaard. Nişan bağının çözülmesine artık ramak kaldı. Bağı çözen de o olacak. Belki gevşeklikle beni kendine daha sıkı çeker diye, dağınık bukulelerin bağlı bukulelerden daha fazla tutkun etmesi gibi. Nişanı ben bozup atarsam bu erotik perendeyi ıskalayacağım. Halbuki seyretmek öyle tahrik edici ve ruhundaki yürekliliğin öyle kesin bir işareti ki. Benim için esas olan da bu. Ardından bütün hadisenin beni üçüncü şahıslar karşısında sokacağı bazı nahoş durumlar geliyor. Sevilmeyen biri olacağım. Nefret edecekler, iğrenecekler. Haksızca da olsa. Ama bunun onlara getireceği yararlar göz ardı edilir mi? Nişanın yakınından bile geçmediği, evde kalmış bir sürü kız var. Hiç olmazsa bu yolla yakınlarına gelinmesi birçoğunu mutlu eder. Doğrusu zahmetli ama bu da bir şey. Zira insan bir kere bekleme listesinde bir yer bulmak için kendine dirsekleriyle yol açarak ilerledi mi beklentisi kalmıyor. Listede ne kadar yükselir, ne kadar ilerlerse beklenti de bir o derece azalıyor. Aşkın dünyasında terfi ve nakil durumlarında kıdem ilkesi geçerli değil. Üstelik böyle bir küçük hanım hep aynı evde yaşamaktan bunalmıştır. Hayatında biraz hareket ister. Dipnot. Daha önce kocasıyla veya ebeveyniyle oturduğu evde onlar öldükten sonra yaşamaya devam etmek. Danimarka'da bu tür ikametgahlara mahsus vergi ve yasalar bulunur. Ama bu mutsuz bir aşk hikayesinin karşısında ne durabilir? Üstelik bir de bütün hadise hafife alınabiliyorsa. İnsan hem kendine hem karşısındakini aldatılmışlar sınıfına dahil olduğuna inandırır ve Magdalene Vakfı'na kabul edilebilmek için yeterli vasıflara da sahip değilse ağlayıcı olarak onun hemen yanı başının kendine mesken tutar. Dipnot, Magdalen Vakfı. İncil'de anılan Azize Maria Magdalena adına sokak kadınları için kurulmuş ıslah evi. Yani insanlar vazife olarak benden nefret ediyorlar. Bunların bir de tamamen yarı yarıya ve üçte bir aldatılmışlardan müteşekkil bir başka bölümü var. Burada birçok kademe mevcut. Bir tek yüzüğü mazeret olarak gösterenlerden, halk dansındaki tek bir el sıkış için şapkalarını çıkarıp askıya asanlara kadar. Onların yaraları yeni acılarla tekrar açılır. Nefretlerini de cabası sayarım. Fakat biçare kalbim için bu nefret edenler tabiatıyla bir o kadar çok sayıda gizli aşık anlamına geliyor. Ülkesiz bir kral gülünç bir manzara oluşturur. Fakat ülkesiz bir krallığın varisleri arasındaki veraset kavgası bu gülünçlüğü kat kat aşar. Ben de cinsi latif tarafından aynı böyle sevilmeli ve ihtimam gösterilmeliyim. Bir tefeci gibi. Gerçek bir nişanlı sırf bir tekiyle ilgilenebilir. Fakat böylesine geniş bir potansiyel ne kadar isterse hepsini birden idare edebilir. Bütün bu keşmekeşten kurtulacağım ve üstüne üstlük yepyeni bir role çıkma şansına kavuşacağım. Genç kızlar benim için üzülecekler, bana acıyacaklar, benim için iş çekecekler. Ben yine aynı telden çalacağım. İnsan böyle de kancayı atabilir. Ne gariptir ki bu aşamada ben Horatius'un her sadakatsiz kız için temenni ettiği belirleyici işaretin bende de olduğunu ıstırapla fark ediyorum. Kara bir diş, üstelik bir ön diş. Dipnot. Horatius'un Carmina'sında. İnsan nasıl da batılı inançlı olabiliyor? Bu diş beni adam akıllı rahatsız ediyor. Ona imada bulunulmasından hiç hoşlanmıyorum. Bu bendeki bir zaaf. Baştan aşağı silah kuşanmış olduğum halde. Bu dalaların şahı bile bu dişe bir değinse içimde sandığından daha derine işleyen şimşekler çaktırabilir. Beyazlatmak için denemediğim kalmadı ama boşuna. Palnatoke'ye katılıyorum. Ovalarım gündüz, gece. Lakin kazıyamam o kara gölgeyi. Dipnot Palnatoke. Adam Oehlenschläger'in Palmatoke adlı trajedisinden. Oehlenschläger 1779-1850. Hayat yine de baştan sona muammalarla dolu. Böyle ufacık bir şey bile beni en tehlikeli hücumdan, en utandırıcı durumdan daha fazla taciz edebiliyor. Çektireceğim ama sesim bozulacak ve etkisi azalacak. Çektirip yerine sahtesini taktıracağım. O dünya aleme karşı sahte olacak. Ama karısı da benim için sahteydi. Cordelia'nın nişana karşı çıkması çok mükemmel bir şey. Evlilik her zaman için saygıdeğer bir kurum, öyle de kalacak. Sıkıcılığı bir tarafa, yaşlılıkta kazanılan saygıyı daha gençlikte insana bahşediyor. Oysa nişan tam insan icadı ve bu haliyle
Hem öyle anlamlı hem de öyle gülünç ki bir genç kızın ihtirasının anaforuyla onu süpürüp geçmesi anlaşılabilir. Diğer taraftan önemini de hisseder. Ruhundaki enerjiyi içindeki daha yüksek bir ulaşım sistemiymiş gibi her tarafında hisseder. Şimdi gereken şey onu öyle bir yönlendirmek ki gözü pek kaçışında hem evliliği hem genel olarak hakikat anakarasını gözden kaçırırsın. Ruhu beni kaybetmenin korkusuyla olduğu kadar gururuyla da o kusurlu beşeri formunu imha etsin. Sıradan insandan daha yükseklerdeki bir şeye doğru atılsın. Ama burada onun namına korkmam gerekmiyor. Hayatta attığı adımlar zaten öteden beri öyle süzülür gibi ve hafif ki hakikatin büyük bir bölümünü gözden kaybetmiş bile. Ayrıca ben güvertede hep yanındayım. Her zaman yelkenleri açabilirim. Her halükarda kadınlar benim için tükenmez bir araştırma konusu ve öyle de kalacak. Bu ilme ihtiyaç duymadığını sanan insan bana göre bu dünyada ne isterse olabilir fakat bir tek şu olamaz. Bir estet. Estetizmin ihtişamlı ve ilahi yanı yalnızca güzel olanla irtibata geçmesi, yalnızca edebiyatla ve cinsi latifle ilgili olmasıdır. Sonuçta kadınlığı kadınlar diyarına ışınlarını sonsuz bir yayılmayla gönderen, orada bir diller karmaşası halinde parıldayan bir güneş olarak hayal etmek bana haz verebilir. Yüreğimi hoşnut edebilir. Bu diyar her bir kadından bir parça alarak oluşmuştur. Ve yine her bir kadının kendine özgü yanları da bu nokta üzerinde ahenkle bir biçim bulmuştur. Bu bakımdan kadın güzelliği sonsuzca bölünebilir. Yalnız güzelliğin her bir kısmını tek tek ahenkle denetlemek gerek. Yoksa huzur bozucu bir etki oluşur ve insan tabiatın bu kız için niyetlendiklerini gerçekleştirememiş olduğunu düşünür. Gözlerin bu çevresel katmanların, kadınsal güzelliğin bu belli belirsiz ışımaların üzerinde gezinip durmaktan asla bıkıp usanmaz. Her nokta bütünden bir pay taşır. Lakin aynı zamanda kendinde şanslı, mutlu, güzel bir bütündür. Her birinin kendine özel vasıfları vardır. Neşeli bir tebessüm, fettan bir bakış, arzulu gözler, eğik bir baş, coşkun bir mizaç, sessiz bir hüzün, derin bir önsezi, iyiye alamet olmayan bir kasvet, dünyevi sıla hasreti, değişmeyen hareketler, itiraf edilemeyen duygular, davetkar kaşlar, soran dudaklar, gizem dolu bir alın, kandıran bukleler, gizleyen kirpikler, cennetsi gurur, dünyevi utangaçlık, meleksi saflık, gizlenen bir yüz kızarması, hafif adımlar, edalı üzülüş, baygın mahzun duruş, şehvetli bir duruş, arzulu hülya, açıklanamayan iç çekişler, dal gibi bir vücut, yumuşak hatlar, taşkın göğüsler, kabarık kalçalar, ufacık ayaklar, zarif eller. Her biri kendine özeldir. Birinde olmayan diğerinde vardır. İnsan tekrar tekrar baktıkça bu dünyevi çeşitliliği tekrar tekrar seyrettikçe, gülümseyince, iç çekince, iltifat edince, tehdit edince, arzu edince, tahrik edince, gülünce, ağlayınca, tüm ümit edince, korkunca, kazanınca, kaybedince, yelpazeyi kaparım ve o an dağınıklık bir araya toplanır. Bölümler bir bütün olur. O zaman ruhum neşeyle dolar. O zaman kalbim küt küt atar. O zaman ihtiras alevlenir. Bir tek bu kız yeryüzünde tek olan o bana ait olmalı. Benim olmalı. Tanrı isterse cennetini kendine saklasın. Yeter ki ben bu kıza sahip olabileyim. Neyi seçtiğimi iyi biliyorum. O kadar büyük ki onu bölüşmeye cennet bile yanaşmaz. Bu kız benim olaydı. Cennette geriye ne kalır? Dindar Müslümanlar cennetlerinde solgun, bitkin gölgeleri kucaklasalardı, düş kırıklığına uğrarlardı. Tüm yüreklerin sıcaklığı onun göğsünde biriktiğinden sıcak bir yürek bulamazlardı. Cennetlerinde sırf solgun dudaklar, donuk gözler, duygudan yoksun bir göğüs, gevşek bir tokalaşma bulsalardı, avutulamaz bir kedere kapılırlardı. Zira tüm dudakların kırmızısı, gözlerin ateşi, göğüslerin telaşı, el sıkışmanın vaadi, iç çekişin ön sezisi, öpüşmenin mührü, dokunuşun titreşi, sarılışın ihtirası. Her şey onda toplanmıştı ve üzerime uzak yakın bütün dünyaya yetecek bir bereket gibi yağıyordu. Bu husus, üzerinde sık sık bu şekilde düşünmüşümdür. Ve her böyle düşündüğümde sıcacık olurum. Çünkü onu sıcacık tahayyül ederim. İnsan sıcaklığı genellikle iyi bir emare olarak kabul eder. Lakin bundan herkesin benim düşünme tarzıma sağlam gibi makul bir sıfat bahşedeceği neticesi de çıkmaz. Bu yüzden bir değişiklik olsun diye onu şimdi soğuk olarak düşüneceğim. Kadını kategorik olarak düşünmeye çalışacağım. Hangi kategori altında düşünülmeli? Başkası için varlık altında. Lakin bu benim için var olan sanki başkası için de varmış şeklinde kötü bir anlamda algılanmamalı. Soyut düşünürken olduğu gibi burada da insan tek tek tecrübelere herhangi bir şekilde önem vermekten uzak durmalı. Yoksa içinde bulunduğum durumda tecrübeyi tuhaf bir şekilde hem yanımda hem karşımda bulurum. Tecrübenin her yerde olduğu gibi burada da garip bir yapısı var. Zira esas niteliği aynı anda hem yandaş hem karşıt olmak. Yani kadın bir başkası için var olmuş demek. İnsanın burada yine tecrübenin işe karışmasından bu sefer başka bir yolla kaçınması lazım. Bu durumdan şöyle bir ders çıkıyor.
İnsan gerçekten başkası için var olmuş bir kadınla çok nadiren karşılaşır. Zira kadınlar genellikle hiçbir şey değil, ne kendileri ne başkaları için. Bu onun tüm tabiatla, orada dişi olan her şeyle müşterek yanı. Dolayısıyla tabiatın tümü sadece başkası için var olur. Ama tabiatın her bir müstakil ögesinin belli tek bir öge için var olduğunu kabul eden teleolojik anlamda değil, tabiatın bir bütün olarak bir başkası için, ruh için var olduğu anlamında. Her bir öge için yine böyle. Mesela bitki yaşamı tüm safıyla gizli güzelliklerini ortaya serer. Yalnızca başkası içindir. Tıpkı bir bulmaca gibi, bir şarade gibi, bir sır gibi, bir vokal gibi vesaire sadece başkası için vardır. Hipnot, şarade, hece bilmecesi. Bu Tanrı'nın Havva'yı yaratırken Adem'i neden derin bir uykuya soktuğunu da açıklar. Çünkü kadın erkeğin rüyasıdır. Bu hikayede bir başka şekilde de bize kadının başkası için var olduğu öğretilir. Yehova'nın erkeğin böğründen bir kaburgasını aldığı bahsedilir. Oysa mesela beyninden bir parça almış olsaydı kadın yine pekala başkası için var olmayı sürdürürdü. Lakin burada amaç onu beynin bir hayal ürünü haline getirmek değil, çok daha başkadır. Şimdi beden olmuştur. Bundan dolayı da kadın başkası için var olan tabiatın hükmü altına girer. Kadın ilk defa aşk dokunuşlarıyla uyanıyor. Ondan önce o sadece bir rüya. Fakat bu rüyasal varoluşu iki aşamaya ayırabiliriz. İlki aşkın kadını hayal ettiği, ikincisi ise kadının aşkı hayal ettiği aşama. Başkası için varlıkta kadın arı bağ girelikle simgelenir. Bekaret kendisi için varlık olduğu için aslında bir soyutlamadır. Ve kendini sadece başkası için gösterir. Aynı şey kadınca masumiyette de söz konusu. Dolayısıyla bu kadın bu aşamada görünmez denebilir. Bilindiği gibi gerçek bekareti en iyi temsil eden tanrıça Vesta'nın da bir görüntüsü yoktu. Hipnot Vesta, Roma mitolojisinde bir aile ocağını temsil eden tanrıça. Yani bir bu varoluş estetik bir şekilde kendi kendini kıskanır. Tıpkı Yehova'nın kendini etik biçimde kıskanması, bunun için kendinin resmedilmesini, hatta tahayyül bile edilmesini istememesi gibi. İşte tezat bu. Başkası için var olanın aslında görünür olmaması. Bir bakıma ilk defa başkası sayesinde görünür olması. Mantıksal bakımdan bir hata yok. Mantıksal düşünmekten anlayan bir kişi bundan rahatsızlık değil memnuniyet duyar. Oysa mantıksız düşünen bir kişi başkası için var olmayı sonlu anlamda tasavvur eder. Tıpkı insanın herhangi bir şeyi kastederek bu tam benim için demesi gibi. Kadının bu varlık durumu, varoluş kelimesini kullanmak, kadının varlığını kendi dışında sürdürdüğünden burada gereğinden fazla şeyi ifade etmiş olurdu. Pek yerinde olarak bitkilerin hayatını hatırlatan zarafet sözcüğüyle betimlenir. Kadın şairlerin söylemekten hoşlandıkları gibi bir çiçeğe benzer. Tinsellik bile onda bitkisel bir tarzda mevcuttur. O tamamen doğa yasalarına tabidir. Dolayısıyla yalnız estetiksel olarak özgürdür. Daha derin bir anlamda o ilk kez erkek vasıtasıyla özgür olacaktır. Bu yüzden evlenme teklif etmek deniyor. Bu yüzden teklif eden kişi erkek. Dipnot. At free. Evlenme teklif etmek. Yazar burada fiilin farklı anlamlarıyla ironi yapıyor. Evlenme teklif etmek, serbest bırakmak, salıvermek. Ve o bunu yaparsa başka bir seçenek de söz konusu olamaz. Bir kadın pekala seçim yapabilir. Lakin bu seçim uzun bir değerlendirme süreci olarak düşünülürse kadınca olmaz. Böyle olunca da reddedilmek haysiyet kırıcı olur. Çünkü söz konusu erkek kendini fazla yükseklerde görmüş, hiç öyle bir kapasitesi olmadığı halde bir diğerine evlenme teklif etmiştir. Bu durumda derin bir ironi var. O da başkası için hakim olma görüntüsüdür. Erkek teklif eder, kadın seçer. Kadın kendi kavramına göre mağlup olan, erkek ise kendi kavramına göre mağlup eden taraf, oysa Fatih fethettiğine boyun eğiyor ve bu yine de gayet doğal. Bundan doğrudan çıkan sonuçta hiçe saymak kabalıktan, aptallıktan ve erotik duyarsızlıktan başka bir şey değil. Daha derin bir nedeni de var. Kadın töz, erkek ise yansıma, düşünüm. Dolayısıyla kadın inceleyip sıkı dokumadan seçim yapamaz. O yüzden erkek teklif eder ve kadın seçer. Erkeğin evlenme talebi bir soru. Böyle olunca kadının seçimi bir sorunun cevabından öyle öte bir şey değil. Bir anlamda erkek kadından bir kat daha fazla, bir diğer anlamda ise sınırsızca daha az. Bu başkası için varlık bekaretin en halis hali. Eğer onun için var olan bir başka varlığa göre kendini varsayacak olursa o zaman aradaki tezat aşırı ahlakçılıkta kendini gösterir.
Fakat bu tezat aynı zamanda kadının temel varlığını başkası için varlık olduğuna da işaret eder. Mutlak bağlılığın diametral karşıtı mutlak ahlakçılıktır ve bu da ters anlamda karşısında kırıldığı soyutlama gibi görünmezdir. Ama soyutlama yine de burada hayata geçmez. Dipnot, diametral, taban taban. Böylece kadınsalık, gerçek bakirelik hali, Sprödigkeit'in paradik uç noktası olan soyut bir gaddarlık karakteri alır. Dipnot, Sprödigkeit, kırılganlık. Erkek asla kadın kadar gaddar olamaz. Mitolojiye, efsanelere, halk hikayelerine bakılınca bu tespit daha sağlamlaşır. Merhametsizlikte sınır tanımayan bir doğa ilkesi varsa bunun yapısı bakireliktir. Yoksa insan taliplerinin hayatlarını kendi uğruna feda etmesine, kılı kıpırdamaksızın göz yuman kızın hikayesini dehşet içinde okurduk. Dünya toplumlarının efsanelerinde sık sık rastlanan bir şeydir bu. Mavi sakal aşık olduğu bütün kızları zifaf gecesinde öldürür. Ama onları öldürmekten zevk almaz. Bilakis zevk geçmişte kalmıştır. Son mutluluk burada yatıyor. Bu gaddarlık için gaddarlık için gaddarlık değil. Don Juan kadınları baştan çıkarır, sonra kaçardı. Fakat zevk aldığı şey onlardan kaçmak değil, onları baştan çıkarmaktır. Yani burada zerre kadar bile bir gaddarlık, bir soyut gaddarlık söz konusu değil. Bu konu üzerinde düşündükçe pratiğimle teorimin tam bir uyum içinde olduğunu görüyorum. Pratiğime kadının esasen başkası için varlığı temsil ettiği kanısı daima hakim olmuştur. Dakikaların burada sonsuz bir önem taşıması bu yüzden. Başkası için varlık hep bir an meselesi. Bu anın gelmesi nispeten daha uzun veya daha kısa sürebilir. Fakat gelir gelmez başkası için varlığın özünde göreceli bir varlık olduğunu varsayar ve derhal sona erer. Evli erkeklerin kadının daha başka bir anlamda da başkası için varlık olduğundan söz ettiklerini biliyorum. Kadının bir ömür boyunca onların her şeyi olduğunu anlamında. Burada kocaların hakkını vermek lazım. Fakat ben aslında burada karşılıklı bir yanılgı olduğuna inanıyorum. Genel olarak bakıldığında toplumda her grubun hayatta bir takım basmakalıp adetleri ve özellikle de bir takım basmakalıp yalanları vardır. Söz konusu yalan da bu sınıfa dahil edilmeli. Bir insanın yaşadığı ana vakıf olması o kadar kolay bir şey değil. Onu yanlış anlayan kişi de tabiatıyla ömür boyu usanca davet çıkarmış oluyor. An her şey demek. Anın içindeki kadın da her şey demek. Bunun neticelerini idrak edemiyorum. Bunlar arasında çocuk sahibi olmanın neticesi de var. Oldukça tutarlı bir düşünür olduğum kanısındayımdır. Fakat aklımı kaçırırsam bile bu neticeyi düşünebilecek bir adam ben olamam. Hiç anlamam mümkün değil. Bunu yapabilmek için evli bir erkek olmak şart. Dün Cordelia ile beraber bir aileyi yazlık evlerini ziyarete gittik. Daha çok bahçede oturuldu. Her çeşit beden hareketleriyle vakit geçirildi. Bu arada halka oyunu da oynadık. Cordelia ile birlikte oynayan adam gidince onun yerini alma fırsatı buldum. Aman Tanrım, üzerinden oyunda harcadığı güçle daha da baştan çıkarıcı olan nasıl bir güzellik taşıyordu. Hareketleri arasındaki çelişkide nasıl tapılası bir ahenk vardı. Nasıl da hafifti. Çimenler üzerindeki bir dans gibi. Bir direncin olmadığı denge her şeyi açıklayana dek gözü aldatan nasıl bir gücü vardı. Tavırları nasıl da ditirambik, bakışları nasıl da kamçılayıcıydı. Tabii oyun da benim için kendi başına özel bir ilgi odağıydı. Cordelia bunu fark etmemiş görünüyordu. Oyunculardan birine hitaben bu hoş halka değiş tokuşu adeti hakkında bulunduğum bir ima Cordelia'nın ruhunda şimşek gibi çaktı. Sahnenin üzerine o anda daha şiddetli bir ışık yayıldı. İçine daha derin bir anlam işledi. Cordelia daha güçlü bir enerjiyle aydınlandı. Sopamdaki iki halkayı da kavradım. Bir an durdum. Sahanın kenarındakilerle bir iki kelime ettim. O bu molayı fark etti. Halkaları ona geri fırlattım. Her ikisini aynı anda yakalayıverdi. Sopasına geçirdi. Sonra sanki kazar olmuş gibi iki halkayı birden öyle yukarı fırlattı ki yakalayabilmem mümkün değildi. Son derece pervasız bir bakış bu atışa eşlik etti. Bir Fransız askeriyle ilgili bir hikaye vardır. Rusya seferine katılmış, soğuktan donup kangren olan bacağını kesmek zorunda kalmışlar. Acılı ameliyat biter bitmez bacağı tam ayağından yakalamış. Vive l'empereur diye bağırarak havaya fırlatmış. Dipnot, vive l'empereur. Yaşasın imparator. O an her zamankinden çok daha güzel olan Cordelia da halkaları aynı bakışta fırlattı. Yaşasın aşk dediği için. Onun bu ruh hali içindeyken kaçıp gitmesine göz yummak veya o durumda öylece orada bırakmak. Bunu sık sık olduğu gibi yine bir şevksizlik izleyecek diye korkumdan bana pek ihtiyatlı bir hareket gibi gelmedi. Dolayısıyla sükunetimi korudum ve etraftakilerin oradaki varlığının yardımıyla sanki hiçbir şey fark etmemiş gibi onu oyuna devam etmeye mecbur ettim.
Böyle bir davranış ona sadece daha fazla bir esneklik verir. Eğer zamanımızda böyle araştırmalara sempati duyulması beklenecek olsaydı, şu ödüllü soruyu ortaya atardım. Hangisi estetik anlamda daha utangaç? Genç kız mı yoksa evli bir genç kadın mı? Cahili mi, bilgilisi mi? İnsan hangisine daha fazla özgürlük tanımaya cesaret edebilir? Zamanımızın ağır başlığından olacak. Bu sorularla meşgul olunmuyor. Böyle bir araştırma eski Yunan'da yapılsaydı genel bir ilgi uyandırır. Bütün ülkeye harekete geçerdi. Bu özellikle genç kızlar ve evli genç kadınlar arasında kendini hissettirirdi. Bunun bu devirde aynı etkiyi uyandırabileceğini kimse ihtimal veremez. İki Yunanlı kızın arasındaki meşhur rekabet savaşının neden olduğu bu araştırmadan bugünün insanına bahsedilse inanan çıkmazdı. Çünkü eski Yunan'da kimse bu tür şeylere üstünkörü bakmaz, hafif almazdı. Yine de Venüs'ün bu savaş dolayısıyla bir lakap edindiği ve onu ebedi kılan görüntüyü herkesin hayranlıkla seyrettiğini cümle alem bilir. Dipnot. Afrodit Kallipigos'a gönderme yapılıyor. Güzel kalçalı Afrodit. Evli bir kadın yaşamının iki devresinde ilginçtir. İlk gençliğinde ve bundan epeyce sonra. Adam akıllı yaşlandığında. Fakat yine de inkar etmemek lazım. Onun bir genç kızdan daha güzel olduğu, bir genç kızdan daha fazla saygı uyandırdığı bir anda var. Lakin bu hayat boyunca öyle ender gelen bir an ki belki hiç görülmez. Görülmez de gerekmiyor. O muhayyiledeki bir tablo. Onu sağlıklı, çiçek açmış, şehvetli ve olgun olarak tahayyül ediyor. Kollarında bir çocuk var. Tüm dikkati onun üzerine çevrilmiş. Bu manzarada kendiliğinden geçmiş. Yaşamın bir insana sunabileceği en güzel tablo denebilir buna. Bir doğa efsanesi. Dolayısıyla yalnız sanatta görülebilir, gerçek hayatta değil. Bu tablonun figürlerle dolu olması da herhangi bir arka planı olması da gerekmez. Bunlar sadece rahatsız eder. Kiliselerimize bir göz atarsak, kollarında ufacık bir çocukla gelen bir anneyle karşılaşma fırsatını sık sık bulabiliriz. Huzursuz eden çocuk çığlıklarını ve anne babanın çocuğun geleceğine ilişkin beklentilerini bu çığlıklara dayandırdıkları şeklindeki ürpertici düşünceyi dikkate almadan bile mekan kendi içinde öyle rahatsız edicidir ki başka her şey mükemmel olsa bile tesiri kaybolmuştur. Babayı görürsünüz. Bu büyük bir hatadır. Zira efsaneyi büyüyü ortadan kaldırır. Babaların horrendo refero ciddi korosunu görürsünüz. Ve bu hiçbir şeydir. Dipnot horrendo refero. Horresco referans. Korkarak söylüyorum. Vergilius Aeneas. Hayal gücünün sunduğu bir resim hepsinin en güzelidir. Bir saldırıya geçmek için yeterli cüretten, kıvraklıktan ve gözü karalıktan yoksun değilim. Lakin bu tabloyu hakikatte görseydim, savunmasız kalıverirdim. Cordelia beni nasıl da meşgul ediyor. Yine de zaman dolmak üzere. Ruhum gençleşmek peşinde. Horozun ötüşünü sanki şimdiden işitebiliyorum. Cordelia da belki duyuyor ama sabahı haber verdiğini sanıyorum. Bir genç kız neden böylesine güzel ve bu neden kısa sürüyor? Bu düşünce beni melankoliye sokuyor. Oysa bu benim meselem değil. Tadını çıkar, gevezelik etme. Bu faraziyelerle uğraşanlar genellikle yaptıkları işten zevk almazlar. Buna karşın bu düşüncenin görünür hale gelmesinde bir mahsur da olamaz. Zira kendi değil, başkası adına duyulan bu melankoli kişinin erkeksi güzelliğini çoğunlukla biraz daha arttırır. Erkek gücünün üzerine bir sis perdesi gibi düş kırıklığıyla çöken bu hüzün hali erkek erotizminin parçasıdır. Bu kadın da bir tür efkâra tekabül eder. Bir genç kız tam manasıyla teslim olunca her şey bitmiş olur. Bir genç kıza hala biraz korkuyla yaklaşıyorum. Kalbim püt püt atıyor. Zira tabiatında yatan sonsuz kudreti hissediyorum. Evli bir kadın bende hiçbir zaman bu tür duygular uyandırmadı. İnsanın sanat vasıtasıyla yaratmayı denediği küçük bir direniş bir şeye yaramaz. Bu evli bir kadının bonesinin bir genç kızın açık başından daha etkileyici olması gibi bir şeydir. Bu yüzdendir ki idealimdeki kadın hep Diana olmuştur. Dipnot Diana. Roma mitolojisinde av, ay ve doğum tanrıçası. Ondaki gerçek iffet, aşırı ciddiyet hep ilgimi çekmiştir. Fakat kafam hep onda olsa bile ona hep kuşkuyla bakmışımdır. İffetle topladığı övgüleri hiçbir şekilde hak etmediğine inanıyorum. O hayattaki rolünün iffete dayandığını biliyordu. Sadece bunun için muhafaza edilmeliydi. Ayrıca filoloji çevrelerinde annesinin feci doğum sancıları çekmiş olduğunu tahayyül ettiğine dair fısıltılar duymuştu. Bu onu korkutmuştu. Bunun için Diana'yı suçlayamam. Zira ben de Öripides'in sözlerine katılıyorum. Bir kere çocuk doğurmaktansa 3 defa savaşa gitmeyi tercih ederim. Dipnot Öripides, Medea. Diana'ya öyle sahiden aşık olamazdı. Ama onunla bir kez sohbet edebilmek için çok şeyimi feda edebilirdim.
Şöyle dobra dobra diyebileceğim bir sohbet. Her türlü numaraya alışık olmalı. Anlaşılan benim iyi kalpli Diana'm şu veya bu şekilde öyle bir bilgi hazinesi taşıyor ki bu onu Venüs'ten bile çok daha az toy yapıyor. Onu yıkanırken gözetlemekten hoşlanmazdım. Katiyen, fakat sorularım vasıtasıyla gözetlemek istedim. Şayet mağlup olacağımdan korktuğum gizli bir randevuya gidiyor olsaydım, hazırlanır, ikmalimi yapar, silahlarımı kuşanır ve onunla sohbet ederek erotizmin tüm ruhlarını harekete geçirdim. Hangi durumun ve anın en tahrik edici sayılabileceği hususu sık sık kafama takılır. Tabii burada cevap insanın neyi, nasıl arzuladığını ve ne şekilde gelişmiş olduğuna bağlı. Ben düğün gününü ve özellikle de belirli bir anı seçerim. Genç kız orada gelin olarak süslenmiş, durduğu sırada ve tüm ihtişam güzelliğinin sarısında solduğunda ve kanı donduğunda, soluğu tıkandığında, bakışlar bocaladığında, ayaklar duraksadığında, bakire titrediğinde, meyve olgunlaştığı zaman, cennet onu yukarılara kaldırdığında, ciddiyet onu güçlendirdiğinde, ümit onu taşıdığında, dualar takdis ettiğinde, Mersin ağacı ona taç olduğunda, yürek ürperdiğinde, gözler yere kilitlendiğinde, kendi içinde gizlendiğinde, gerçeğe ait olmak için dünyaya ait olmadığında, göğsü inip kalktığında, beden iş geçirdiğinde, ses kısıldığında, gözyaşları titrediğinde, muamma açıklanmadan evvel meşale yakıldığında, damat beklediği sırada işte o an gelmiştir. Birazdan çok geç olacak. Geriye sadece bir adım kaldı. Ama bu bir adım hata için yeterli. Bu an kayda değmez bir kızı bile kayda değer yapar. Küçük Zerlina bile cisimleşir. Dipnot. Küçük Zerlina, Mozart'ın Don Giovanni operasında Don Giovanni'nin baştan çıkarmak istediği köylü kızı. Her şey düzenlenmiş, en zıt uçlar o an bir araya gelmiş olmalı. Bir şey, özellikle önemli zıtlardan biri eksikse, o zaman durum hemen baştan çıkarıcılığının bir kısmını kaybeder. Meşhur bir bakır gravür var, günah çıkaran bir kızı gösterir. Öyle genç ve güzeldir ki, insan bu kızcağızının çıkaracak ne günahı olabilir diye, hem onun hem günah çıkaran rahibin namına neredeyse utanır. Peçesini biraz kaldırır ve dünyaya bakar. Bir şey arıyor gibi. Belki daha sonra günah çıkarmaya vesile olacak bir şey görürüm diye. İnsan bunu pekala anlıyor. Kız kendini borçlu hissediyor. O kadar. Bir minnet ve muhabbet borcu. Günah çıkaran papaza karşı hissettiği. Vaziyet epey tahrik edici. Kız tablodaki tek figür olduğu için olayın geçtiği kiliseye tahayyül etmemizin önünde hiçbir engel yok. Öylesine geniş, ferah bir kilise ki pek çok vaiz aynı anda vaaz verebilir. Vaziyet epey tahrik edici ve arka plana yerleştirilmeye hiçbir itirazım yok. Özellikle küçük kızın buna bir itirazı yoksa. Ama bu da daima fazlasıyla önemsiz bir husus. Ve zaten öyle görünüyor ki kız her iki yönden de bir çocuk. O anın gelmesi için daha zaman lazım. Yani şimdi ben Cordelia ile olan ilişkimde anlaşmaya daima sadık kaldım mı? Yani estetikle aramdaki anlaşmaya. Zira bana güç veren bu. Düşünceyi sürekli kendi safımda tutmam. Samson'un saçındaki sır gibi bir şey. Hiçbir Delila onu elimden kapamaz. Dipnot Delila. Eski Ahit. Hakimler 16. Bir kıza açıkça ihanet etmek buna herhalde dayanamazdım. Lakin düşüncenin de harekete dahil olması, onun hizmetinde olması, kendimi onun hizmetine adamış olmam. Bu beni kendime karşı sert ve müsamahasız yapıyor. Yasak zevklerden uzak durma gücü veriyor. Peki ilginç olan hep korunabildi mi? Evet, bunu bu mahrem sohbette serbestçe ve açıkça söylemeye cüret edebilirim. İlginç olan genellikle ilginç olarak bilineni vermemiş olması nedeniyle bizzat nişandı. İlginç olanı dış dünyanın manevi dünyayla çelişkide olması dolayısıyla muhafaza etti. Onunla ilişkim gizli olsaydı o zaman birinci kuvvetten ilginçti. Oysa şimdiki haliyle ikinci kuvvetten ilginç ve bu nedenle onun için de ilk defa ilginç oluyor. Nişan bozuldu bozulacak ama bu o daha yüksek bir katmana sıçrayabilsin diye ilişkiyi bizzat yukarıya çektiği için oluyor. Böyle de olmalı. Zira bu ilgincin onu en fazla meşgul edebilecek şekli. Eylül'ün 16'sı. Bağı koptu, hasretle, özlemle, güçlü, ilahi, cesur. O bir kuş gibi uçuyor. Sanki kanatlarını açmaya ilk defa şimdi izin almış. Uç kuş uç. Gerçekten eğer bu görkemli uçuş benden çekip gidiş ise bu beni sonsuz bir acıya boğar. Pigmalion'un sevdiğinin tekrar taşa dönüşmesi gibi. Evet benim için de durum aynısı olur. Onu hafifleştirdim. O bir düşünce kadar hafif ve şimdi bu düşünce bana ait olmak istemiyor. Tam bir umutsuzluk olacak. Bir an evvel beni ilgilendirmiyordu. Bir an sonra beni endişelendirmeyecek. Fakat şimdi
Bu şimdilik de benim için bir sonsuzluk. Lakin ucu gitmiyor yanımdan. Uçsana kuş, uç. Gururla kaldır kanatlarını. Havanın yumuşak krallığının içinde süzül. Birazdan yanında olacağım. Birazdan seninle birlikte o derin yalnızlığa gizleneceğim. Bu haber halasını hayli afallattı. Lakin Cordelia'ya baskı yapamayacak kadar da serbest düşünceli biri. Öyle bile olsa kısmen Cordelia'nın üzerine uyku çökmesini, kısmen de kafasının biraz karışmasını sağlamak amacıyla halasının bana ilgi duyması için birkaç girişimde bulundum. Bu arada bana epey yakınlıklı gösteriyor. Fakat her türlü yakınlığı geri çevirmek için ne çok sebebim olduğu hakkında hiçbir fikri yok. Bir süre şehir dışında kalmak için halasına izin kopardı. Bir aileyi ziyaret edecekmiş. Bu büyük bir şans. Hemen duygularına kapılmayacak demektir. Yani bir süre için her türlü dış direnince karşı tetikte duracak. Mektupların yardımıyla onunla ilişkimi uzaktan sürdürüyorum. İlişkimiz bu yolla tekrar yeşerecek. O artık her bakımdan güçlendirilmeli ve şüphesiz en iyisi de onun insanlara ve sıradanlığa karşı duyulan o egzantrik nefretin içinde bir iki sıçrayış yapmasına müsaade etmek olacak. Tam yola çıkacağı gün arabacı kılığında itimat telkin eden bir genç çıkıp gelecek. Güvenilir uşağım avlunun dışında onlara katılacak. Varılacak yere kadar refakat edecek ve daha sonra gerektiği takdirde ona hizmet ve yardım etmek için yanından ayrılmayacak. Bu bir iş için kendimden başka Johan'dan daha uygun bir tanıdığım yok. Oradaki her şeyi elimden geldiğince bir zevkle bizzat düzenledim. Ruhumu fethetmeyi ve onu mutluluğun huzurunda sakinleştirmeyi sağlayacak hiçbir şey eksik değil. Cordelia'm, her iki ailenin yangın var bağırışları henüz bir savaş çığlığı halini alıp tüm başkenti sarmadı. Dipnot. Titus Livius'un M.Ö. 59, M.Ö. sonra 17, Kapitol tepesinde bağıran kazların, Galyalıların Roma'ya saldırısını engellediği hikayesine gönderme yapıyor. Cordelia'm. Ama sanırım tek tük sololara şimdiden tahammül etmek zorunda kalmışsındır bile. O Romlu çay ve kahveli kadın toplantılarını bir düşün. Claudius'taki ölümsüz devlet başkanı Lars'a layık bir eş olacak bir hanımefendinin onlara nezaret ettiğini düşün. İşte o zaman neyi ve kimde kaybettiğin hususunda bir resme veya fikre ve ne kaybettiğin hususunda bir ölçüye sahipsin demektir. Saygın insanların takdiri. Dipnot Claudius, Alman yazarı Matthias Claudius'un 1740-1815 komik ve saçma bir hikayesine gönderme yapılıyor. Devlet Başkanı Lars'ın betimlendiği meşhur bir bakır oyması resmi de bu mektubun ekinde yolluyorum. Onu tek başına satın alamadım. Bunun için Claudius'un tamamını satın aldım. Oradan yırtıp çıkardım ve gerisini attım. Bu şu an senin için hiçbir şey ifade etmeyecek bir hediyeyle seni rahatsız etmeye nasıl cüret edecektim? Sana bir an mutluluk verebilmek için nasıl her şeyi denemeden durabilecektim? Bir duruma ona ait olandan daha fazla şeyin karışmasına nasıl izin verecektim? Bu tür fazlalıklar tabiata ve hayatın katı şartlarının kölesi olan insana mahsus olabilir. Fakat sen Cordelia'm, sen özgürlüğünle bundan nefret edeceksin. Yohannes'in. İlkbahar aşık olmak için sonbaharisi arzunun hedefine ulaşması için en güzel vakit. Sonbaharda bir hüzün var. Arzunun gerçekleşmesi düşüncesi insanı sardığında hissedilen o kıpırdaya denk geliyor. Bugün Cordelia'nın birkaç gün sonra ruhuna uyan bir ortam bulacağı o yazlı eve gittim. Ortamın onda uyandıracağı hayret ve sevince katılmak istemiyorum. Bu tür erotik vurgular yalnızca ruhunu güçsüzleştirir, o kadar. Oysa orada yalnızken tüm mekanı hayalleriyle dolduracak, her tarafta imalar, işaretler, büyülü bir dünya görecek ama ben orada yanı başında olsam bütün bunlar anlamını yitirecek ve böyle şeylerden birlikte zevk almanın bir anlam taşıdığı anın geride kaldığını unutturacak ona. Bu ortam ruhunu bir uyuşturucu gibi kendine esir etmemeli. Oradan yukarıya doğru yükselebilmesini sağlamalı ki aşağıya kuş bakışı bakınca oradakini bir sonra gelecek olana kıyasla hiçbir anlam ifade etmeyen bir oyun gibi görsün. Geriye kalan şu birkaç gün boyunca burayı daha sık ziyaret etmeye niyetliyim. Havamı korumak için. Cordelia'm, artık sana gerçekten benim diyeceğim. Hiçbir dış etki bana artık hakimiyetimi hatırlatmıyor. Çok yakında sana gerçekten benim diyeceğim. Ve seni kollarımla sımsıkı tutarken, sen beni kucaklarken birbirimize ait olduğumuzu hatırlatması için bir halkaya ihtiyacımız olmayacak. Zira bu kucaklaşma sadece bir isim olmaktan daha öte bir halka değil mi? Ve bu halka etrafımızı ne kadar sıkı sıkı çevrirlerse, bizi ne kadar ayrılamaz şekilde birbirimize bağlarsa, özgürlük de bir o kadar artacak. Çünkü senin özgürlüğün benim olmamdan ibaret. Benimki de senin olmamdan. Yuhannes'in. Cordelia, Alpheios avlanırken peri kızı Aretusa'ya aşık oldu.
Dipnot, Alfeios, Yunan mitolojisinde Okeanos ile Tetis'in oğlu. Peri kızı yalvarışlarını dinlemedi. Ortigia adasında bir pınara dönüşene kadar sürekli ondan kaçtı. Alfeios onun için öyle çok yas tuttu ki Peloponnes'in Elis bölgesinde bir nehre dönüştü. Aşkını yine de unutmadı. Denizin altında bu pınarla birleşti. Dönüşümlerin zamanı geçti mi? Cevap aşkın zamanı geçti mi? Dünya ile hiçbir bağlantısı olmayan saf, derin ruhunu bir pınardan başka neye benzetebilirim? Ve kendimi sana aşık olmuş bir nehir gibi hissettiğimi hiç söylemedim mi? Şimdi ayrı olduğumuza göre denizin altında seninle birleşmek için derinlere dalmaz mıyım? Orada denizin altında yeniden buluşuruz. Çünkü böyle derinlerde gerçekten birbirimize ait olabiliriz. Yohannes'in. Kordelyam, çok yakında, çok yakında benim olacaksın. Güneş keskin gözlerini kapatırken, tarih mazi olup mitler başlarken. O zaman yalnız pelerini mi değil, geceyi de bir pelerin gibi üzerime alacağım ve sana koşacağım. Seni bulmak için ayak seslerine değil, kalp atışlarına kulak kabartarak. Yohannes'in. Her aklıma estiğinde, onun yanında olamadığım şu günlerde bir düşünce huzurumu kaçırıyor. Acaba bir an durup geleceği düşünmek aklına geliyor mu? Şimdiye kadar hiç gelmedi. Onu estetiksel olarak uyuşturmayı iyi bildim. Gelecek hakkında gevezelik etmek kadar erotikten yoksun başka bir şey hayal edilemez. Bunun nedeni de insanın şimdinin içini dolduracak hiçbir şey olmaması. Onunla iken bundan korkum yok. Hem zamanı hem ebediyeti unutturabilirim ona. Ve insan bir kızın ruhuna bu derece hitap etmekten birazcık olsun anlamıyorsa onun kalbini çalmaya da hiç girişmesin. Zira o takdirde iki resiften uzak durması imkansız olur. Gelecek üzerine sorular ve ayrıntılı sorgulamalar. Faust'a Gretchen'in ona karşı silahşörcülük oynama tedbirsizliğinde bulunan Faust'u şöyle bir imtihana tabi tutması yerindedir. Bir genç kız da bu tür saldırılara karşı her zaman silahlarını kuşanmış hazır bekler. Sanırım onu karşılamak için her şey yoluna kondu. Hafızama hayran olması için hiçbir olanak eksik kalmamalı. Ya da daha doğrusu hayran kalacak vakti olmamalı. Ona bir anlam ifade edebilecek hiçbir şey unutulmadı. Buna karşın etrafı beni hatırlatacak hiçbir şey konmadı. Lakin ben görünmez olarak orada bir yerdeyim. Etki büyük ölçüde mekanı ilk bakışta nasıl göreceğine bağlı. Uşağıma bu konuda en ince ayrıntısına kadar talimat verildi ve o kendi tarzında dört dörtlük bir virtüözdür. Benden talimat alınca araya tesadüfen ve pervasızca bir laf sıkıştırıverecek. Bir şeyden habersiz görünmeyi, kısa ve öz olmayı bilir. Benim için paha biçilmez biridir. Ortam tam Cordelia'nın arzu edeceği gibi. Odanın ortasında otururken bakışlar ön planda yer alanları aşıp ötelere uzanabilir. Her iki tarafta uçsuz bucaksız ufuk çizgisi vardır ve insan mavi boşluğun engin denizinde tek başına kalır. Odanın bir yanındaki sıra pencerelere yaklaşınca uzaklarda ufukta bir orman kıvrılarak uzanır, bir çelenk gibi sarar, kuşatır. Böyle olmalı. Aşk neye aşıktır? Kuşatmaya. Cennet bile etrafı kapalı bir mekan. Doğuya bakan bir bahçe değil mi? Lakin insanı sıkıca sarar bu halka. Pencereye daha yaklaşınca etrafını saran yüksek arazinin ortasında sakin bir göl tevazuyla saklanır. Kıyıda bir kayık durur. Kalbin doluluğundan gelen bir inleyiş. Düşüncenin telaşından gelen bir esinti. Şamandırasından kurtulur. Tarifsiz bir özlemin yumuşak esintisiyle gölün üzerinde usulca süzülür. Ve insan gizem dolu ormanın derin karanlığını hayal eden göl yüzeyinin salladığı yalnızlıkta kaybolur. Öbür tarafa dönünce hiçbir şeyin engelleyemediği bakışlarının önünde engin deniz uzanıp gider. Peşinde de hiçbir şeyin durduramadığı düşünceler. Aşk neye aşıktır? Sonsuzluğa. Aşk neden korkar? Sınırdan. Büyük salonun dip tarafında küçük bir oda, daha doğrusu bir yüklük gibi bir odacık var. Vahlilerin evindeki oda ne olmak üzereydiyse bu da işte o. Aradaki benzerlik çarpıcı. Yer hasır bir halıyla kaplı. Kanepenin önünde küçük bir çay masası, üzerinde bir lamba, o evdekiyle eş. Her şey aynı, yalnız daha gösterişli. Odada bu değişikliği göze alabilirim sanırım. Salonda bir piyano duruyor, çok sade. Ama yan senlerdeki fortepiyanoyu hatırlatıyor. Kapağı açık. Nota sehpasında kısa bir İsveç aryasının notaları. Antreye açılan kapı aralık. Arka taraftaki kapıdan içeri girer. Johan bu hususta tembihli. Gözleri aynı anda odaya ve fortepiyanoya açılır. Ruhunda hatıralar canlanır. Tam bu anda Johan kapıyı açar. Yanılsama artık mükemmel. İçeri girer. Halinden memnun. Bundan eminim. Gözleri masaya ilişir. Bir kitap görür. Johan hemen atılır, kitap alır. Bir kenara kaldıracakmış gibi bir yandan da rastgele ekler. Efendim bu sabah buradaydı. Unutmuş herhalde. Benim sabahleyin orada olduğumu artık öğrenmiştir. Sonra kitaba bakmak ister. Apuleius'un herkesin bildiği Psyche et Cupido adlı kitabının Almanca tercümesi. Dipnot Apuleius. Lucius Apuleius.
123, 180. Romalı yazar, hatip ve filozof. Şairane bir çalışma değil, olmaması da lazım. Böyle bir anda bir genç kıza sanki hakikatte saklı şiirselliği daha önce bir başkasının düşüncesiyle tüketilmeden kendi başına çekip çıkarabilecek kadar şiirsel değilmiş gibi gerçekten şairane bir eser sunmak her zaman hakarettir. İnsan genellikle bunu düşünmüyor ama öyle. Bu kitabı okuyacak böylece Dedef'e varılmış olacak. Onu en son okunduğu yerden tekrar açtığında sayfaların arasında sadece küçük bir Mersin dalını fark etmeyecek. Onun bir kitap ayracı olmanın ötesinde bir anlam taşıdığını da fark edecek. Kordelyam, korku nedir ki? Biz bir arada olunca güçlüyüz. Dünyadan güçlüyü, tanrılardan daha güçlü. Biliyor musun, yeryüzünde eskiden bir ırk yaşardı. Dipnot. Platon'un şöleninde Aristofanes'in konuşmasıdır bu. İnsan olsalar bile her biri kendi kendine yeterliydi ve aşkın içsel birleşiminden habersizdiler. Lakin çok güçlüydüler. Öyle güçlü ki cennette bile hücum edebilirlerdi. Jüpiter onlardan korktu ve her bireyini iki parçaya ayırdı. Bir erkek ve bir kadın. O zaman böyle ikiye ayrılanlar şimdi bazen aşkla tekrar birleşiyorlar. Ve bu birlik Jüpiter'den daha güçlü oluyor. Artık onlardaki güç tek olarak sahip olduklarıyla sınırlı değil. Çok daha güçlü. Güç. Çünkü aşkın birliği çok daha yüksek. Yohannes'in. Eylül'ün 24'ü. Gece sakin. Saat 12'ye çeyrek var. Avcı kapının önünde durmuş. Hayır duasını okuyup üflüyor. Dua kırlara doğru Black Dammen'de yankılanıyor. Kapıdan içeri giriyor. Tekrar üflüyor. Dua daha da uzaklarda yankılanıyor. Dipnot. Black Dammen. Kopenhag merkezinde yan yana dizili göllerden biri. Burada eski şehir sularının giriş kapılarından doğu kapısı, Ostreport kastediliyor. Her şey huzur içinde uyuyor, sadece aşk dışında. Kalkın o zaman aşkın esrarlı güçleri. Bu göğüste bir araya gelin. Gece öyle sessiz ki, sisli kırların üzerinden setin yamacına doğru süzülen yalnız bir kuşun çığlığı ve kanat çırpışları bozuyor etraftaki sessizliği. O da gizli bir randevuya uçuyor zahir. Accipio omen. Tüm tabiat nasıl da böylesine uğursuz. Dipnot, sisli kırların üzerindeki set. Kopenhag çevreleyen eski surların yanında uzanan toprak set. İkinci dipnot, Accipio omen. Kehaneti alıyorum. Cicero. De divinatione. Kuşların uçuşundan, çığlıklarından, balıkların suyun yüzeyini teslimiyetle dövmelerinden, derinlerde kayboluşlarından, uzaktan gelen köpek avlamasından, uzaklardaki bir arabanın takırtısından, uzaktan yansıyıp gelen ayak sesinden alıyorum uğursuzluk haberini. Gecenin bu vakti hayalet görmüyorum. Evvelden olanı değil, olacak olanı görüyorum. Gölün koynunda, çiğin buğsesinde, toprağın üzerinde yayılan ve o bereketli kucaklayışı gizleyen siste. Hepsi bir hayal. Bense kendim hakkında bir efsane. Zira bu randevuya uçuşum bir efsaneyi andırmıyor mu? Kim olduğum durumu hiç etkilemiyor. Sınırlı ve fani olan her şey unutulmuş. Yalnız ebedi olan kalıyor geriye. Aşkın kudreti, özlemi, bahtiyarlığı. Ruhum nasıl da gergin bir yay gibi ayarlı. Düşüncelerim kılıftaki oklar gibi hazır. Zehirli değiller, lakin kana bulanmaya muktedirler. Ruhum nasıl da dinç, sağlam, mutlu bir tanrı gibi hazır. Onun güzelliği tabiat vergisiydi. Sana teşekkür ederim harikulade tabiat. Ana gibi gözettin onu. Özenin için teşekkür ederim. O hiç el değmemiş, tertemizdi. Siz insanoğulları, bunu aranızdan kimseye borçluysam onlara teşekkür ederim. Onun gelişimi benim eserimdi. Yakında mükafatımın tadını çıkaracağım. Bu bir tek ana neler sığdırmadım ki. Şimdi hepsi elimin altında. Eğer bu fırsatı kaçırırsam lanet olsun. Arabamı hala göremiyorum. Bir kamçı sesi işitiyorum. Bu benim arabacım. Hayatın pahasına sür. Atlar yere yığılsa da. Ama gideceğimiz yere varmadan bir saniye önce değil. Eylül'ün 25'i. Böyle bir gece neden daha uzun süremiyor? Alektrion kendinden geçebildi de güneş neden burada merhamet edemiyor? Dipnot. Alektrion. Yunan mitolojisinde Ares ile Afrodit'in gizli buluşmasında gözcülük yapan tanrı. Ancak uyuyakalır, sevgililerin yeri keşfedilir. Lakin artık her şey bitti. Onu asla bir daha görmek istemiyorum. Her şeyi veren bir kız zayıftır. Her şeyi kaybetmiştir. Zira masumiyet erkek için olumsuz bir unsur. Kadın içinse varlığının gehaltı. Dipnot gehalt. İçerik. Artık direniş imkansız. Aşk sürerken güzel de bitince bir zayıflık, bir alışkanlık. İlişkimizi hatırlamak istemiyorum. Onun kokusu uçtu. Bir kızın vefasız sevgilisinin acısıyla
Heliotropa dönüştüğü günler artık geride kaldı. Dipnot heliotropa. Heliotrop. Yönünü güneşe doğru çeviren. Güneş tanrısı Helios, Kritya'dan vazgeçince onu bir güney bakana dönüştürdü. Onunla vedalaşmayacağım. Başka hiçbir şey, kadınların mahsus her şeyi, kadınların mahsus her şeyi değiştiren, ancak hiçbir anlamı olmayan o gözyaşları ve yalvarışlar kadar iğrenç değil benim için. Onu sevmiştim fakat şimdiden sonra ruhumu meşgul edemeyecek. Bir tanrı olsaydım ona Neptün'ün peri kızına yaptığını yapardım. Erkeğe dönüştürürüm. Dipnot. Yunan mitolojisinde Poseidon aşık olduğu Kaineus adlı kızı kendi isteği üzerine yaralanmaz bir erkeğe dönüştürür. Yine de insanın bir genç kızın gönlünden şiirsellikle sıyrılıp kurtulmanın, onu sanki ilişkiden usanan kendiymiş sanacak kadar gururlandırmanın, elinden gelip gelemeyeceğini bilmesi aslında yararlı olurdu. Bu hayli ilginç bir epilog oluşturabilirdi. Dipnot epilog, son söz. Başlı başına psikolojik açıdan ilginç olabileceği gibi insanı bir yönü erotik gözlemle zenginleştirebilirdi. Son. Eserin adı Baştan Çıkarıcının Günlüğü. Eserin yazarı Søren Kierkegaard.